Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Asif Türkiye'de temaslarda bulunuyor biliyorsunuz. Temasların ardından da açıklamalarda bulunduğu TRT ve Anadolu Ajansı mikrofonlarına önemli açıklamalarda bunlar. Muhammed Asif, ABD Başkanı Trump'ın Pakistan'ın terörist örgütlere sığınacak liman sağlığına dair iddialarına sert cevap verdi. Muhammed Asif, Amerikalılar Taliban'a güvenli liman sağladı, Pakistan değil dedi. FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye her daim destek verdiklerinin altını çizen Asif, Türkiye'nin düşmanı düşmanımızdır dedi. Taliban'ın Pakistan'da sığınacak bir limana ihtiyacı yok. Amerikalılar geçen 15 yıl içerisinde Taliban'a Afganistan topraklarının %40'ını verdi. Amerikalılar Taliban'a güvenli liman sağladı. Pakistan değil. So the Americans have provided them a place for safe havens, not Pakistan. Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asif, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Pakistan terörist örgütlere sığınacak liman sağlıyor iddialarına bu sözlerle cevap verdi. Asif'in Amerika Birleşik Devletleri yönetimine eleştirileri bunlarla sınırlı değildi. Amerika Afganistan'daki savaşta trilyonlarca dolar harcadı. Eğer Amerika doğru ve daha akıllıca bir şekilde çok daha az harcamalarda bulunsaydı belki barış çoktan sağlanmış olurdu. Asif bu açıklamaları Türkiye'deki temaslarının ardından TRT ve Anadolu Ajansı mikrofonlarına yaptı. Pakistan Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Türkiye'nin FETÖ ile olan mücadelesi de vardı. Enemies of Turkey are enemies of Pakistan. Pakistan olarak Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine tam destek veriyoruz. Türkiye'nin düşmanı Pakistan'ın düşmanıdır. FETÖ mafyadır ve bizim düşmanımızdır. Türk halkının, Türk devletinin düşmanı Pakistan devletinin düşmanıdır. Türkiye ile Pakistan arasında dostluk ebedidir.